babasıyla birlikte sahaya indi. Antrenman öncesinde paslaştılar. Jesse babasının aksine sol ayağını kullanıyor. Gerçi Wesley Snyder her iki ayağına da fazlasıyla hakim. Jesse'nin de aynı şekilde çok yetenekli olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz senede burada zaman zaman Jesse'yi izleme şansımız olmuştu. Gerçekten fazlasıyla gelecek vaat ediyor. Babasıyla paslaştığı anları kameraman arkadaşım Erkan Gökçe de kaydetti. Bu keyifli anlara biz de tanıklık ettiğimiz için açıkçası kendimizi şanslı hissediyoruz. Belki de bir yıldız doğuyor ve biz buna tanık oluyoruz. Galatasaraylı bir taraftar bugün Canan Doğdu isimli genç bir kardeşimiz, genç bir arkadaşımız Florimetin Oktay tesislerindeydi. Aynı zamanda futbolcularla tanıştı. Onlarla fotoğraf çektirdi. Çok güzel, çok sıcak, samimi görüntüler ortaya çıktı. Canan'ın zannediyorum ki en büyük hayali buydu ve en büyük hayaline de Galatasaray Spor Kulübü onu futbol takımıyla tanıştırarak kavuşturmuş oldu. Sarı Kırmızılı ekip yarın sabah saat 11.30'da bir antrenman gerçekleştirecek. Bu çalışmanın ilk 20 dakikası medya mensuplarına açık olarak yapılacak. Biz de o anlarda canlı yayında olacağız. Galatasaray futbol takımı ile ilgili gelişmeleri yarın da gün boyu yapacağımız bağlantılarla sürdürmeye devam edeceğiz. Benim şimdilik Flora'dan aktaracaklarım bu kadar. Söz tekrar merkezde. Kerem Can Bulat, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bilgiler için. Sana da kolay gelsin diyelim. Florya Metin Oktay tesislerinde keyifler yerinde her şeyden önce. Bunu söyleyebiliriz değerli izleyiciler. Bugün Wesley Snyder'ın oğlu Jesse de idmandaydı. Ekranlarınıza da geliyor zaten görüntüler. Babası gibi yetenekli olacak o da. Kerem de buna vurgu yaptı. Kerem zaten buna vurgu yaptı. Kerem bu görüntüyü izlemekten dolayı şanslı olduklarından bahsetti. Evet. Kesinlikle öyle. Düşünsene Melisa, İlerleyen yıllarda dünya çapında bir yıldız olduğunu düşün. Bu çocuğun, ufaklığın bebekliğine, çocukluğuna şahit olmuş oluyorsun. Senin için çok büyük bir anı, farkında kesinlikle, mısın? Yani, kesinlikle. İlerleyen yıllarda böyle bir şey olursa şayet diyeceksin ki ben onun bebekliğini biliyordum. Aynen çocukluğunu öyle, biliyordum. Çocukluğunu biliyordum. Çocukluğunu biliyordum. Ellerimde büyüdü belki diyemezsin ama yine evet. De ben Florya'da top oynarken topla ilk buluştuğu zamanlardaki dönemlere şahit oldum diye herkese bunu konuşabilirsin. Kesinlikle öyle ve şu anda da zaten görüntüler ekranlara geliyor. Burada rejide Deniz Gülen yetenekli, var. Hafta sonu futboldan da öte içinde bize güzel görüntüler oldu. Tabii ki biz çok seviyoruz. Yetenekli olma şansı zaten söz konusu değil. Düşünsene evet. Wesley Snyder gibi bir babanın evladısın. Ama babası kadar ilgili olmayabilir Serbay. Aslında bence olmama şansı yok. Neden ilgili olmama şansı yok? Bazen öyle çıkıyor ama. Bak şimdi rol model babası. Baba her zaman. Babası rol model. Wesley Snyder dünyanın sayılı on numaralarından bir tanesi. Ona gösterilen ilgi alakayı muhakkak kendine örnek alacaktır. Onun gibi olmak muhakkak isteyecektir. Dolayısıyla bence çok da çalışacaktır bununla ilgili. Evet, Jesse'nin gözünden de bakmak istiyorum aslında. Normalde çocuklar babalarıyla futbol oynamak isterler, küçük çocuklar. Jesse bu konuda çok şanslı. Çünkü babası dünyaca ünlü bir yıldız. Şimdiden ona taktikleri veriyordur diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Burak Yılmaz'ı görüyor. Selçuk'u görüyor. Semih'i görüyor. Onlar da dünya çapında oyuncular. Onlardan feyiz alıyor. Antrenmanları sürekli takip ettiğini ben de biliyorum babasıyla birlikte. Evet, geliyor zaman bence zaman. Rol model almama şansı söz konusu değil. Evet, yani %1 öyle bir ihtimal evet. Vardı. O da gerçekleşmedi şimdi zaten. Wesley Snyder'ın oğlu olduğun zaman mühendis olabilme şansın yok bence. Doktor olabilme şansın yok bence. Ben de oğlu olsam ben de ben futbolcu olurum. Futbolcu olmayı düşünüyorum. Hande bu konuyla ilgili neler düşünüyor acaba? Benim babam